Herkese merhaba, E-Ticaret Türkiye'ye hoş geldiniz. Ben Ecem. Bugün sizinle Ramazan ayında satışlarınızı arttırabileceğiniz ipuçlarını paylaşacağım. Hazırsanız hemen başlayalım. Ramazan ayı satışlarınızda ciddi bir artış yakalayabileceğiniz bir ay. İnsanların alışverişe ve tüketime çok daha fazla yöneldiği bir ay. Şöyle ki Ramazan ayından önceki hafta online perakende satışlarında %20'lik bir artış, Ramazan bayramından önce de %50'lik bir artış görülüyor. Sizin de bu tüketim isteğinden, talebinden yararlanabilmeniz için markanızda uygulayabileceğiniz birkaç ipucunu paylaşacağım. Peki bunlar nedir? Bunların ilki diğer özel günler ve özel zamanlarda olduğu gibi indirimler yapmanızdır. Çünkü bu dönemde tüketicilerin %38'i kendilerinin yanında başkalarına da yardım etmek için alışveriş yaptığını ve para harcadığını söylüyor. Bu yüzden ürünlerinizde indirim yapmak oldukça dikkat çekecektir ve bunun yanında 2 al 1 öde gibi bundle paketler hazırlamak da yine farklı kampanyalarla markanızı daha çok duyurmak için işinize yarayacaktır. Yaptığınız bu indirimleri web sitenizde ve sosyal medyanızda içinde bulunduğumuz döneme göre uygun bir şekilde tasarlamak da önemli. Web sitenizde direkt açılış sayfalarında Ramazan'a özel indirimler yazabilirsiniz. Böyle pop-up'lar tasarlayabilirsiniz. Aynı zamanda sosyal medyada da benzer metinler içeren tasarımlar yapabilirsiniz. Bu tasarımların içine biraz daha Ramazan'a uygun motifler yerleştirmek de müşterilerinizin ilgisini çekecektir. Aynı zamanda indirimlerinizi ve kampanyalarınızı duyurmak için tercih edeceğiniz reklamlarda iftar sonra ya da sahur gibi çok daha fazla tüketiciye ulaşabileceğiniz saatlere planlanmalı. Buna da özen gösterirseniz satış artışınızı sağlayabilirsiniz. İkinci ipucumuz da gerçek zamanlı pazarlamayı kullanmanın önemi. İnsanlar bu dönemde çok daha fazla birlikte zaman geçirip, birlikte bir şeyler izleyip okumaktan keyif aldığı için gerçek zamanlı pazarlamayı başarılı bir şekilde kullanabilirsiniz. Örneğin bir dizide geçen ya da sosyal medyada o gün çok konuşulan bir konuyla ilgili ürünlerinizi öne çıkaracak reklam içerikleri ve kampanyaları hazırlayabilirsiniz. Üçüncü ipucumuz da Ramazan bayramına hazırlanmak. Çünkü Ramazan demek bir yandan da Ramazan bayramı demek ve insanların bu dönemde çok daha fazla seyahat planları yaptığını biliyoruz. Tatili değerlendirmek için şehir dışına çıktığını biliyoruz. Bu yüzden tatilde kullanabilecekleri, ihtiyaç duyabilecekleri ürünleriniz varsa bu ürünlerde indirim yapmak oldukça faydalı olacaktır. Benim aklıma da şey geldi mesela şu an e-ticaret yapıyorum ve bir ürünüm var. Ramazan dönemi geldiğinde şöyle bir şey yapsam da sence güzel olur mu? Kendi ürününle alakalı Ramazan'a göre bir ürün çıkarmak. O aya özel evet. Bir ürün çıkarmak. Aynen. Etkiler mi sence? Evet, kesinlikle. Yani bu dönemi avantaja çevirip aslında diğer ürünleri de ön plana çıkarıp markayı daha bilindik kılabiliyoruz. Aynen öyle. O yüzden ürünlerinizi de bu döneme göre özelleştirmeye özen gösterebilirsiniz. Bu da başka bir ipucumuz olsun. Aynı zamanda yine şehrinde geçirecek ve bayramlaşacak insanlar için bayramlık kıyafetler ya da hediyelik alınabilecek küçük ev aletleri gibi teknolojik cihazlar da oldukça fazla talep gören ürünlerdir. Aslında burada kampanyalar bayağı fayda sağlıyor. Ben belki bayram için bir kıyafet alacağım. Sen ekstra bir kampanya yaptığında yeğenime ya da çocuğuma X kişiye ekstradan da alışveriş yapabileceğim. Bu anlama geliyor değil mi? Evet, aynen öyle. Ya da sadece hediye almak için de değil, örnek veriyorum küçük ev aletlerine baktığımız zaman uzun zamandır bir ihtiyacım var. Airfryer alacağım ama Ramazan bayramını bekliyorum çünkü indirim olacak. Hem kendim alırım hem hediye alırım. O yüzden satış yani alışveriş tutarları da bu dönemde artıyor zaten. Burada zaten amacımız hem tatil planlarına ayak uydurmak hem de kalanların birbiriyle hediyeleşeceği, bayramlaşacağı o günlerdeki yoğunluğa odaklanmak. Burada zaten bayramın ilk günlerinde AVM'ler de kapalı olabiliyor ya da geç saatlerde yani biraz daha geç açılabiliyor. Ve çok kalabalık olduğu için insanlar zaten artık AVM'ye gitmeyi özellikle bayram gibi dönemlerde tercih etmiyorlar. O kalabalığa girmeyi, o sırayı beklemek istemiyorlar. O yüzden de online alışveriş kesinlikle bayram döneminde çok daha fazla tercih edilen bir yöntem. Peki bu dönemde bu kadar çok yoğun trafik olacak. KOBİ'ler o yoğunluğu veri olarak nasıl avantajı çevirebilir? Evet, bir diğer ipucumuz da tam olarak bununla alakalı. Şöyle yapabilirler, web sitelerine pop-up'lardan bahsetmiştik. Orada bir böyle indirim çarkı oluşturabilirler. Ama bu çarkı çevirmek için de e-posta veya telefon numarasını isteyebilirler tüketicilerden. Üye olmalarına gerek yok. Sadece bu bilgileri doldurarak indirimden faydalanmalarını sağlamak yeterince etkili bir yöntem olacaktır. Çünkü sonraki dönemde de Ramazan bittiğinde de burada sağladığınız Enes'in de dediği gibi trafiği aslında avantaja çevirmiş oluyoruz. Çünkü elimizde bir verimiz oluyor. Mail atabileceğimiz ya da SMS ile ulaşabileceğimiz müşteri bilgilerine sahip olmuş oluyoruz. Onlara tekrar ürünlerimizi ve kampanyalarımızı hatırlatmış oluyoruz.
Ramazan döneminde topladığınız bu verileri ve müşteri bilgilerini ileride yine satışlarınızı arttıracak bir yöntem olarak kullanmış oluyorsunuz. Yine sitenizdeki bu trafiği etkin olarak kullanabileceğiniz son ipucumuza geçiyorum. Hazır web siteniz ve sosyal medya kanallarınız bu kadar talep görmüşken, bu kadar yoğun reklamlar çıkmışken, Ramazan dönemi bittiğinde satışlarda bir düşüş olacaktır. Bu zaten beklediğimiz bir şey ama sonrasındaki dönemde başlayacak kampanyalarınızın ve indirimlerinizin haberini önceden vermek burada çok önemli ve kritik bir ipucu. Çünkü halihazırda hala web siteniz ve sosyal medya kanallarınız ziyaret alıyor ve köşede görecekleri bir tarih aslında onları tekrar sitenize gelmeye yönlendiriyor. Böylece hem markanızın hatırlanabilirlik oranını arttırıyorsunuz hem de satışlarınızdaki o yükselen ivmeyi bir süre daha korumuş ve ilerletmiş oluyorsunuz. Evet, videomuzun sonuna geldik. Bugün sizinle Ramazan ayında satışlarınızı arttırabileceğiniz ipuçlarından bahsettik. Siz markanız için hangi ürünlerinizi öne çıkarmayı düşünüyorsunuz? Ramazan'da nasıl kampanyalar oluşturmayı düşünüyorsunuz? Bizimle yorumlarda paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.